Merhabalar sevgili Hayat Televizyonu izleyicileri. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla yine birlikteyiz. Programımızda bu hafta Turgutlu yakınlarında Çaldağ'ında işletilmek istenen nikel madeni ile ilgili programımızı yapmaya çalışacağız. Daha önce birkaç program Çaldağ ile ilgili yapmıştık ama tabii süreç devam ediyor. 10 yıllık bir süreç aslında. Ve özellikle hukuki süreci ve bu bölgede yaşayan insanların, Turgutlu'da yaşayanların, köylerde yaşayan insanların bu madene karşı verdiği mücadele de devam ediyor bir taraftan. Şimdi konuklarımıza bunları konuşacağız, son süreci konuşacağız. Tabii 10 yıllık bir süreçten bahsettim. Birkaç kere el değiştirdi bu şirket ve hala mahkemeleri devam ediyor. Süreçleri devam ediyor. Çetlere karşı açılan davalar devam ediyor. Yanımdaki konuklarımız işte Turgutlu'da yaşayan insanlar ve bu bölgede bu nikel madenine karşı mücadeleyi fiili anlamda yürüten kadrolar aslında. Geçtiğimiz günlerde ÇED'le ilgili açılan bir dava vardı. Bu programımız içerisinde o davadan da o dava sonrasında yaptığımız çekimleri de ekranlarında taşımaya çalışacağız. Ve hemen sözü fazla uzatmadan konuklarımızla başlayalım. İlk önce Ayla Hanım sizinle başlayalım. Kendinizi tanıtıp bir süreci özetler misiniz ve son özellikle gelinen nokta nedir? Çaldağ'ında yapılmak istenen bu nikel madenciliği eğer bu bölgede faaliyete geçerse bu bölgeyi neler bekliyor? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Biz bu Çaldağ mücadelesine 2006 yılından beri devam ediyoruz. O zaman şirket yabancıydı. %98 İngiliz şirketiydi. Burada çok ciddi bir bilgilendirme yaptık. İlk baştan halkın tabii bu konuda yeterli bilgisi yoktu. Ne olacak, ne bitecek kimse algılamamıştı. Ama daha sonra araştırınca ve bu konuda tarafsız kişilerden mevcut ÇED raporuyla ilgili bölgeye ne getirecek, ne götürecek deyince işin vehametini anladık ve mücadelemiz başladı. Bu konuda birçok çalışma yaptık. Ama gelinen noktada şu an şirket %100 Türk hisseli. Sanki bizim mücadelemiz bu şirketin yabancı şirket olmasınaymış gibi algılandı. Önce adı Bosporus'tu, sonra Sardes oldu. Daha sonra VTG Holding diye bir şirket aldı. Şu anda tekrar Nata İnşaat firmasına satıldığını biliyoruz. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu işletmecinin Türk yabancı şirket olmasının biz burada yaşayanlar için hiçbir önemi yok. Biz havamıza, suyumuza, toprağımızı korumanın, bunların hiçbir şekilde zarar görmemesinin mücadelesini veriyoruz 10 yıldır. Gelinen aşamada biraz önce beyefendinin de söylediği gibi ilk chat dava açmıştık ama onun üzerinden işte reddedildi dendi, esastan şeyden hukuksal kavramlar yüzünden ama biz mücadelemize devam ediyoruz ve o zaman işte dünyada hiç uygulanmayan bir yöntem uygulanmak istedi. Bunun uygulanması ne demek? Ege bölgesinin yeraltı sularının kirlenmesi demek. Dünyada ilk 5'e girecek en büyük sülfürik asit fabrikasının yapılması planlanıyor. Biz buna baştan karşı çıkmıştık. Hala da karşı çıkıyoruz. Çünkü bu büyüklükteki bir sülfürik asit fabrikasının bu bölgede kurulması Gediz Havzası'nın bitmesi demek. Bugünkü duruşma tamamlandı. Mahkeme heyeti kararını daha sonra bildirecek avukatlara. Ancak bir konuda bizim özellikle vurgulama yapmamız gerekiyor, zorunlu olduğumuz bir konu. Mesele duruşmada her yönüyle ele alınmaya çalıştı ama toplum ve kamuoyu bu olaya maden şirketine karşı bir dava konusu olarak bakmıyor. Bu meselenin sadece çevresel boyutu değil, toplumsal boyutları da vardır. Çünkü toplumsal boyutlarıyla birlikte bu çevresel sorunla karşı karşıya bulunduğumuz sorunu düşündüğümüzde bizim karşımıza şöyle bir şey var. Çaldan'da işletilmek istenen bir nikel maden işletmesi meselesi değil konu. Böyle bir madencilik yöntemine dünyanın hiçbir ülkesinde izin verilmiyor. Çaldan'da uygulanmak istenen madencilik yöntemi bir Europe'un nikel projesidir. Daha önce başka ülkelerde, Arnavutluk, Sırbistan ve benzer ülkelerde bu madencilik projesi yüzünden kovulmuş, ellerinde işletme ruhsatları alınarak adeta bu ülkeleri terk etmeli istenen bir şirkettir. Daha sonra Avrupa'ya, Balkanlara çok yakın olan Türkiye'ye, Türkiye'de bu işler daha kolay olur düşüncesiyle gelmiş ve dünyanın hiçbir ülkesinde alamadığı izinlerin hepsini de Türkiye'de almıştır. Bunu bizzat Çevre Bakanı Veysel Eroğlu
ne yapayım, İngilizler çok baskı yaptı, o yüzden istedikleri izinleri vermek zorunda kaldım şeklinde açıklamıştır. Kaldı ki kendisinden önce bu makam koltuğunda oturan hükümetin ilk çevre bakanı Osman Pepe, çevreye ve insana karşı kesinlikle saygılı değiller, bu yüzden ben bunlara izin vermedim demiştir. Ve çevre bakanı Osman Pepe de bu yüzden koltuğundan olmuştur. Şimdi karşı karşıya bulunduğumuz konu bir maden şirketine karşı çevreci bir mücadele meselesi değil. Karşı karşıya bulunduğumuz konu bazı basında da yansıtıldığı şekilde sadece 2 milyon ağacın katledilmesi olayı değil. Bu katliamın sadece bir boyutu. Bu bir madencilik projesi değil, Gediz Vadisi'nin idam fermanıdır. Asit yağmurların oluşmasını bile doğanın kendi kusuruymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu ÇED raporu baştan sona fantaziler üzerine kurulmuş ve bilimsellikle hiçbir değeri olmayan bir rapordur. Bunu bütün bilim insanları ortaya koymuştur. Fakat kendi bilimsel uydurmaları ya da fantazileri ortaya çıkmasın diye Tahir Öngür hocamızın dediği gibi özellikle alıntı yaptıkları ekleri bile ÇED raporuna eklememişlerdir, göstermemişlerdir ki yalanlar ortaya çıkmasın diye. Bu mücadele hepimizin mücadelesi. Çünkü bizler biliyoruz ki Gediz Vadisi yok olursa bunun anlamı Türkiye'nin de yok olması gibi bir sonuç yaratacak kadar büyük bir faciadır. Turgutlu Çaldağ mücadelesinin aslında en genç mücadeleci kişiliğiyle de yan yanayız. Şimdi direnmenin yaşı yok, bunu en iyi gösteren kişiliklerden birisi Muammer amcamız. Yıllardır ben bu bölgeye gelir giderim, yıllardır bu Çaldağ ile ilgili birçok program yaptık. Muammer amca gerek bilirkişi keşfinde, gerek buradaki yapılan mitinglerde, bütün eylemlerde ya da salon toplantılarında hep vardır. Ve Çaldağ ile ilgili mutlaka sözü de vardır. Çaldağ'ın korunması mücadelesinde simge isimlerden birisi. Evet Muammer amca, hemen tanıyalım biz sizi, seyircilerim tekrar tanısın. Emekli tank astımayı Muammer Aral'dan, 1933 doğumluyum. 45 senedir emekliyemi bu memlekette yaşıyorum. Burada yaşıyorsunuz. Evet. Hem çeşitli tarım işleriyle uğraştık, pazarcılık yaptık. Efendim çoluk çocuğumuzla şey yaptık. Ama 95 yılından beri yaşanan su kuraklığı dolayısıyla bu sosyal faaliyetlere kendimi verdim. Devamlı surette çevreci olarak, ismimiz Çevreci Dede olarak geçer. Arkadaşlar öyle münasip görmüşler. Çevreci Dede diyorlar size. Çevreci Dede diyorlar. Evet. Biz de kabul ediyoruz. Kimisi Pamuk Dede diyor. Şükür elhamdülillah. Bu yaşımızda kadar şu anda 83 yaşındayım zaten. Muammer Hocam, şimdi siz Çaldağ'ın geçmişini bugün de biliyorsunuz. Biraz bahseder misiniz geçmişi? Şu an şimdi, o bölgede gittiniz, gördünüz. Tabii ilk anda orada demir madeni işletmesi diye bir arkadaşımız yapıyormuş, işletme yapıyormuş, bulmuş onu. 2006'da maden. Şeyde köylü bir arkadaşım Mehmet Orhan gece yarısı saat 12 telefon ediyor. Yandık, öldük, bittik. Hani bugün diyorlar ya, köylü razı, herkes razı. Ha, adam o gün bana bağırıyor telefonda. Muammer abi öldük, mahvolduk, hayrola hayrola. Ya işte burada maden çıkacak. Biz ondan sonra uyandık. Burası dünyanın cenneti. Biz şu anda cennette yaşıyoruz. Ama bunun biz farkında değiliz. Öyle bir cennet ki bu toprağa ne eksen bitiyor. Suyundan, suyu tatlı, hepsini içiyoruz. Ama teknoloji geldikçe işler kirlenmeye başladı. Bizim mücadelemiz hala yeterli değil. Şimdi gönüllü arkadaşlarımız, Allah razı olsun, ha, çeşitli etkinlikler yaptık. Sokak sokak dolaştık. Hanımlarımız gitti köylerde gül dağıttı, çiçekler dağıttı. Arkadaşlar uyanın. Uyanın, bunun zararını göreceksiniz zamanında. Çünkü bir şeyi insanlara etkisini görmeden, görsel bir şeye önlerine gelmeden farkına varmıyor. Evet. Kendilerini ya canlarına acıyacak ya ceplerine acıyacak. Ondan sonra işin farkına varıyorlar. Öğrencilerin okulu yok. İlle de acı geldikten sonra yapacağım diye uğraşırsan onu geriye çevirip yani doğa tersine döndükten sonra, doğa kirlendikten sonra bunu ben düzeltirim şekli
yanlış bir şey. Bu dava ikinci ÇED'e ilişkindir. Şirketin yeni bir tesisi yeniden yeni proseslerle ve geliştirerek işletmek için yeniden bir ÇED süreci başlatmıştık. Burada biz dava açtık makine mühendisleri odasına bağlı odalarla. Ne zaman açtınız davayı? Herhalde kaçtı yılı? 2 yıl önce açtık. 2014 yılında açtık. O süreçten beri Ege Çevre ve Kültür Platformu olarak da bu davanın içerisinde yer aldık. Az önce Metin Bey zaten söyledi. Sadece buradaki halkın bu madeni istememesi bile bizim için bu madenin işletilmemesi yani kurulmaması için yeterli bir şey. Bir anlamda mücadeleye önderlik eden bir kurumun sözcüsü var hemen yanımızda. Kendisini tanıyalım. Buyurun mikrofonu da vereyim. Evet, merhabalar. Ben Perihan'a Sergin. Turçep dönem sözcüsüyüm. Turçep'de Turgutlu Dağcılık Kulübü'nü temsilen katılmıştım. Bir anlamda yaşam dağcılığa da çok geç başladım ama dağlarda olmak doğa sevgisini insanda biraz daha arttıran bir yaşam biçimi. Ben Çaldağ Mücadelesi'ne 2009'da katılmış oldum. Yine dağa tırmanarak başladık Çaldağ'a. Çaldağ'a mı tırmandınız? Evet, Çaldağ'a tırmanmıştık 2009'da. O şekilde başlamış oldum. Orada madenin açtığı deneme üretimi için açtığı cehennem çukuru dediğimiz yer gözümüzün önündeydi. Aşağıda işte liç yığınları yani ve etrafında asit havuzları gözümüzün önündeydi. Bunları görerek mücadeleye başladık. Maden el değiştirdi sürekli. El değiştirdi. Evet. Üçüncü galiba. Üçüncü ortaklık şeklinde evet. Üçüncü oluyor. Yani evet, ortaklıklar üçüncü aşama sanıyorum. İşte ilk Bosforus, sonra isim değiştirip Sardes oluyor ama VTG'ye devrediyorlar. Arkadan NATO şirketi ve Sable Capital diye bir finans şirketi var şu anda. İki ortak elinde. Ama büyük olasılıkla yine bir devir satış hazırlığı içindeler. Çalışanlar olarak maden şu anda iyice küçülmüş durumda. Evet, Perihan Hanım'ın dikkat çektiği nokta aslında çok önemli. Yani bu tür davalar yıllarca sürüyor. Ama bir taraftan da bu dava açılmışken orada deneme üretimi adı altında faaliyet yürütüldü. Ve bayağı da geniş bir çukur açıldı aslında. Orada hala o Çal Dağı'nda binlerce, yüz binlerce ağaç kesildi. Bu süre içerisinde davası devam ediyor. Belki ÇED iptal olacak, belki izni iptal olacak. Ama bir taraftan ağaç kesiyorlar, bir taraftan deneme üretimi adı altında Çal Dağı'nı oymaya devam ediyorlar. Ki biz bilirkişi keşfine gittiğimizde oradaki çukurun ne kadar büyük bir çukur olduğunu görmüştük ki o sadece 200'de birdi. 200'de birdi. Çal Dağı diye bir şey kalmazdı yani. Devam etseydi. Daha da ağaç kesilecek. Hemen hanımefendiye dönelim. Tanıtır mısınız kendinizi? Ben Fatma Karagöz. Yaşam Der adına katılıyorum. Evet. Biz Turçep'e destek veren sivil toplum kuruluşlarından birisiyiz. Bizim derneğimiz Turgutlu'nun sosyal, kültürel, tarihi, her türlü sorunuyla, çevreyle ilgili sorunlarıyla ilgilenen kapsamı içinde faaliyetlerini kapsayan bir dernek. Biz Turçep'e ben kuruluş aşamamızdan itibaren destek vermeye başladık. Her aşamada, her hususta desteğimiz devam ediyor, sürdürüyoruz desteğimizi. Çünkü bu sadece Turçep'in bir sorunu değil, bu Turgutlu'nun bir sorunu. Turgutlu'nun da sadece size sorunu değil. Yeterli mi Turgutlu'daki madene karşı tepkin? Ya da neden böyle çok azcılık? Zaten hiç yeterli değil. Zaten bu Türkiye'nin genel bir sorunu, evet. Duyarsızlık, evet. Çevreye karşı duyarsızlık. Genel bir sorunumuz zaten. Bu şirketin su sorunu bile çözülmüş değil.
bu su çok büyük ihtimalle yeraltı sularımıza musallat olacaklar. Yeraltı sularını madende kullanmaya kalkışacaklar ki evet iyice bir hızla bu ovanın kurumasına neden olacaklar diye düşünüyoruz biz. Şimdi birinci çet, şimdi bu dava süresince birinci çet raporuna ilişkin dava reddedilmiştir, kesinleşmiştir, kesin hüküm vardır. O nedenle bu çet raporu da hukuken geçerli bir rapordur, itiraz edemez gibi bir itiraz ileri sürülüyor. Oysa içeride şirket yetkilisi olan genel müdürün ifade ettiği gibi bu rapor daha önce yığın liçi yöntemi öngörülmüş iken şimdi tank içine geçtiklerinden ayrıca alanda sit alanları tespit edildiğinden, tescil ve tespit edildiğinden yeni rapor düzenlendiğini ifade etmiştir. Bu şu anlama geliyor. Bir yandan önceki raporun eksik, yanlış, çevreyi korumayacağına dair bir itiraf. Diğer yandansa bu yeni raporun yeni bir rapor olduğunu, yeni bir proje olduğunu gösteren bir şeydir. Burası Çaldağ'ın ve Gidiz'in, Turgutlu'nun, bölgenin davasıdır bu dava. Sadece bizlerin değil, o bölgede yaşayan bütün canlıların, börtü böceğin, ormanın, ağacın, kurdun, kuşun davasıdır. O nedenle biz davanın kabulünü istedik, bu şekilde ifade ederek istedik. Mahkemenin davayı kabul edeceğini umut ediyoruz. Çünkü her birimizin bugünkü kuşağa ve gelecek kuşaklara karşı ve tüm canlıların yaşamını savunma yönünde sorumluluğumuz var diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Mahkemelerin kararları lehimize olabilir, aleyhimize olabilir. Tıpkı bilirkişi raporu lehimize olduğu gibi mahkeme kararı aleyhimize çıkabilir, tersi olabilir. Bütün bunlardan bağımsız olarak mücadeleyi bırakmamamız gerektiğini bilmemiz lazım. Buradan çıkacak olan pasanın miktarı 1 kilometre çapında bir alan düşünün. Ve bu alanın üzerine yukarıdan aşağıya pasayı boşalttığınızda bir konik şeklinde, küresel bir konik oluştuğunda 400 metre yüksekliğinde bir dağın oluşacağını düşünün. Yani şurada Spil Dağı'nın dibindeyiz. Bulunduğumuz yerden yukarıya rakıma baktığımızda bakın orada 400 metre yukarıda kar gözüküyor. Böyle büyük bir atık dağı olacak. Ha bu dağ olmayacak belki, bunu vadiye gömmüş olacaklar ama miktar olarak bunun bilinmesi açısından önümüzdeki süreçte böyle bir miktar atıkla, asit drenajının yaratabileceği atıklarla karşı karşıya olabileceğimizi bilmemiz lazım. Bir de dağımız delik deşik olacak. Biliyorsunuz ki Çal Dağı dört bir yanda ovayı besleyen bir dağımızdır. Neyle besler? Kar yağar. Yağan karımız yıllar içerisinde oradan süzerek ovada suyun oluşmasına sebebiyet verir. İşte bu dağın içerisine herhangi bir yerden sondaj, delik, kuyu dokunduğumuzda bütün suyumuzu kirletmiş oluruz. Su akiferlerini bozmuş oluruz. Öyle çet raporlarında yazıldığı gibi önlemlerle bunlar engellenemez. Onun için Çaldağ'ın dört bir tarafında göl yaka mı diyoruz, Turgutlu mu diyoruz, başka ilçeler mi diyoruz, Topyökün halkı ayağa kalkıp bu şirketi kolundan tutup buradan kovalamalıdır diyoruz. Evet, güldük. Toplayalım mı arkadaşlar? Evet. İyi ki de sizler varsınız arkadaşlar. Güzel. Baş tacımız. Evet, aslında sıradan bir yerden bahsetmiyoruz. Dünyanın 7 tarım cennetinden birisi olan Gediz Havzası'ndan, işte Fatma Hanım da bahsetti, bahsediyoruz ve buranın tam ortasında Çaldağ'ında sülfürik asit liçi denen bir yöntemle, dünyada ilk kez uygulanacak bir yöntemle yapılmak istenen bir madencilikten bahsediyoruz. Suyu nereden alacakları belirsiz. Bir taraftan Gediz'den alacağız diyorlar ama Gediz yazın kuruyor. Zaten Gediz'in suyu bu bölgedeki tarım topraklarına anca yetiyor. Turgutlu'nun ve Manisa'nın bildiğim kadarıyla atık sularının arıtıp kullanılması gibi bir şey var ama son yapılan çet toplantısında Turgutlu Belediyesi'nin ve diğer yetkililerin bununla ilgili herhangi bir madenle görüşme yapmadığını da öğreniyoruz. Hemen şimdi bu konuları konuşacağımız konuğumuz, sizi tanıyalım hemen. İsmim Zeynel Yaşar. Ben Turgutlu'nun Sarıbey köyündenim. Yani Çaldağ Nikel Madeni'yle benim köyümün arası kuş ucumu 800-900 metre kare metre. Benim arazilerim de Çaldağ Nikel Madeni işletme sahasıyla 500 metre. Ne kadar araziniz orada? 70-80 dönüm yerim var. Bağ.
çekirdeksiz üzüm evet. üretiyoruz. Şimdi ben önce kendimi bir tanıtayım. Ben Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası yöneticisi, yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda muhasebe üyesi, Turgutlu Ziraat Odası delegesiyim. Ve 15 seneden beri her iki kuruluşta da görev yapmaktayım. Şimdi Çaldağ Nikel Madenini önce ne yaptık? Yani bilinçlenmemiz için ne yaptık? Turgutlu Ticaret Sanayi Odası olarak İstanbul'dan üniversite hocaları, Ankara'dan üniversite hocaları, İzmir'den üniversite hocaları getirdik. Defalarca konferanslarda bunları, maden yanlısı olan maden profesörleri de geldi. Bu konularda defalarca konferanslar verdirdik ve bu konu hakkında da kitap da bastırdık. Bilinçlenmemiz tamamlandı bu şekilde. Ben 2004'ten beri Çaldağ Nikel Madeni'nin çalışmaması için mücadele eden bir insanım. Bu Çaldağ Nikel Madeni'ne neye karşı diye söylerseniz hemen başlayayım. İlk kırma eleme dediğimiz sistem, bu sistemde ince un haline getirilecek olan toprak toz haline geleceği için Çaldağ Dağı'nın Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün bize verilerine göre 72 sefer kuzeyden güneye rüzgar esmektedir. Bu da tamamı bizim Gediz Havzası dediğimiz eriklerimizin, bağlarımızın ve 125 çeşit bitki yetişen bir topraktır burası. Yani dünyada 7 tane harika diyorlar. 7 harikanın da birincisidir burası. Maden yetkilileri 2004'ten beri bize hep yalan söylüyorlar. Efendim işte biz dünyada ilk defa damıtma sistemiyle seyretilmiş sülfür gazıyla dünyada ilk bir bu buluşu yaptık ve TÜBİTAK'tan da $1 milyon para aldılar bunların için. Ama aynı şirket öyle yalan söylediğini bunun ispatıdır. 2-3 sene sonra bu sistem teknolojiyi bıraktı. Vazgeçti. Kapanılı linç yöntemi diyor. Evet. O zaman hangisi doğru? Mükemmel dediğiniz bir sistem mi, yeni bulduğunuz sistem mi doğru? Yoksa ikinci bulduğun dediğimiz sistem mi doğru? Hayır. İkisi de yalan. Şimdi zaten ağaç kesimi de yalan. Neden yalan? Çünkü 8 santim çapındakileri ağaç kabul etmiyorlar. Evet. Yani ben bir çiftçiyim. Bize göre ağacı onlar ağaç kabul etmiyorlar. 8 santimden yukarısı olacak. İşte efendim falan metre kadar boyu olacak. Orada 2 milyon değil en az 4 milyon ağaç kesilmiştir. Evet. Ve esas bizi korkutan çiftçi olarak iklim değişikliğine gidilecek. Biz ondan korkuyoruz. Çünkü bizim havamızın sirkülasyonunu sağlayan Çaldağ'dır. Evet. Çaldağ'ındaki o sirkülasyon ağaç kesiminden sonra bizim nasıl bir hava sağlayacak? Sıcaklık derecesi yükselirse... bu sıcaklık derecesi 32 derecelerin üzerine seyrederse çekirdeksiz üzüm olmaz. Az önce örneğini verdim. Urfa gibi. O zaman biz buradaki bizim bağlarımız, senelerin yatırımı bunlar. Bunlar bize dedelerden kalma. Bu bağlar işe görmezse bizim hayatımız ne olur? Bir de maden alanı Çaldağ'ında ve böyle eğimli bir alanda. Evet, %45. Evet, %45 eğimli olan bir yer. Şimdi buraya hem pasaların yığılması, hem orada büyük bir gölet yapılması, hem de oradaki ağaçları kesildikten sonra geçtiğimiz yıllarda yaşanmıştı bu. O yüzden soracağım bunu. Evet. Yani o bölgede bir sel felaketi ya da ne bileyim bir erozyon. Yaşadık. Bunlar çok şimdi bariz yani. O şeyde dikeydeki bir yerde zaten 40 metrelik bir toprak değil, 4 metrelik toprağın durması değil. Denetim üretimlerinde de bunu gördük. 4 metrelik toprakları yığdıklarında, linç yaptıklarında bu toprakların en az %70'i zaten kaydı. Hı hı. Kaymaması da mümkün değil. Doğaya aykırı. Evet. Ama biz bu memlekette öyle insanlar gördük. Şirketin getirdiği bir profesör diyor ki ağaç erozyonu önlemez diyor. Ben de dedim ki şu Gediz'e bir bak. Nerede ağaç varsa su, orada Gediz daralmıştır. Nerede ağaç yoksa Gediz genişlemiştir. Ve bize ilkokulda bunu öğrettiler. Şimdi ya bize öğrettikleriniz yanlış ya sizin söyledikleriniz yanlış. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben son teşekkür söylemek ederim. İstediğiniz bir şey varsa hemen tabii alalım. Şunu söyleyeyim. Kapatacağız. Çaldağ Nikel bu şekliyle, bu teknolojiyle çalışırsa milyonlarca burada, sadece Turgutlu değil, İzmir'e kadar, buradan Alaşehir'e kadar binlerce insanın ekmeğini yok eder. Aynı zamanda bize atadan yadigar kalan bu toprakları mahveder. Biz torunlarımıza
nasıl aldıysak dedelerimizden, torunlarımızla da bunu öyle bırakmak istiyoruz. Bunun bırakma mücadelesini, istersek 3 kişi olalım, istersek 30 bin kişi olsak yine sonuna kadar savaşacağız ve bu işi bu şekilde bu nikeli çıkarttırmayacağız. Evet. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin birçok yerinde, en güzel yerlerinde, hem tarım cennetlerinde, hem turizm anlamında, kültürel anlamda en güzel yerlerinde maalesef işte bu tür madencilik gibi, vahşi madencilik dediğimiz ya da termik santraller ya da HES ya da rüzgar santralleri dediğimiz halkın yaşam alanlarını yok eden, havasını, suyunu, toprağını kirleten bu tür faaliyetlere karşı yörelerde bir yaşam mücadelesi sürüyor. Bizler de bunu çepeçevre yaşam ekranlarında aktarmaya çalışıyoruz. Çaldağ mücadelesini konuştuk bugün. Evet, bu bölgedeki bu mücadelenin başarıya ulaşması için gerek Turgutlu halkının, gerek yöredeki köylülerin, Manisa, İzmir, Ege bölgesindeki yurttaşların Çaldağ'ın mücadelesine sahip çıkması gerekiyor. Evet, yeni bir çepeçevre yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.